numaralanmış 13 bölümünde görevi toplum yapılarını incelemek olan doçent Aysel, Nisan ayında bir sabah Ankara'da lüks bir otelin 16. katında ölmeye yattığı bir buçuk saatlik bir zaman içinde okumuşluğunun neye yaradığı sorusuna cevaplar bulmaya çalışır, kendisiyle hesaplaşır değişik başlıklar taşıyan ara bölümlerde de küçük bir Anadolu ilçesinde doğmuş, Atatürk'ün ölümü sıralarında ilkokulu bitirince ülkücü öğretmeni Dündar'ın ısrarıyla Ankara'ya ortaokula gönderilmiş esnaf kızı Aysel'in doçentliğe kadar arkadaşları, ailesi, çevresi, 1938-1968 yıllarının toplumsal dalgalanışları ekseninde anlatılır. Romanın sonunda sınıf değiştirmiş, lakin mutlu evliliğinde de tam bir kadın özgürlüğüne kavuşamadığı sanısı içinde tedirgin Aysel, daha bir süre kısır bir döngüde kendisiyle boğuşup. İster kocası bilim adamı Ömer'den, isterse bir kere yattığı öğrencisi Engin'den doğacak çocuğu büyütmek isteğiyle ölüm kararından vazgeçer. Ve kapandığı otel odasından çıkıp Ankara'nın puslu Nisan sabahına karışır. 30 yıllık hayatının yorumunu yapan, batılı olmak çabasında Atatürk Türkiye'sinin durumunu ve yerini düşünen doçent Aysel, saat 7.30'a gelirken girdiği otelden saat 9'a doğru ayrılır.